İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. Hunların sihirli yaylarıyla Asya ve Avrupa'yı kasıp kavurmasından yaklaşık 300 yıl sonra. Arabistan çöllerinde bir avuç insan bu defa inançları uğruna kutsal bir savaş veriyordu. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in emriyle 50 Müslüman okçu Uhud Dağı'nın güneyindeki Ayn Neyn tepesindeki yerini alacaktı. Bir rivayete göre o gün yaşanan Uhud Savaşı sırasında okçulardan biri 1000'in üzerinde ok atışı yapmıştı. Bu okçu peygamberin övgüsünü kazanan Sa'd bin Ebu Vakkas'tı. Bugün geleneksel okçulukla ilgilenen herkes Ebu Vakkas'ın hem Uhud Savaşı'nda hem de İslam tarihinin diğer savaşlarında göstermiş olduğu kahramanlıkları bilir. Onu okçuların piri, reisi kabul eder. Savaş sanatları üzerine çalışmalar yapan biri olarak söyleyebilirim ki durmaksızın ardı ardına 1000 ok atışı yapmak gerçekten çarpıcı bir performans. Ortalama bir savaş yayının çekiş gücü aşağı yukarı 40 kilogramdır. 1000 defa bu yayı germek demek toplamda 40 tona yakın bir kuvvete maruz kalmak demek. Bu ancak disiplinli bir antrenman metodu ve tekrarla mümkün olabilir. Elbette bu insanları sıradan biri gibi görmek bizim için yanıltıcı olur. Unutmamak gerekir ki bu askerlerin günlük rutini her an savaşa hazır olmak odaklı ağır antrenmanlardı. Öğrencilerle yaptığım antrenmanlarda da üzerinde en çok durduğum konu kuvvet devamlılığıdır ki bu da Sa'd bin Ebu Vakkas gibi atıcıların başarılarındaki en önemli unsur bana kalırsa. Nedir bu kuvvet devamlılığı tam olarak? Şöyle anlatabilirim. Devamlılık arz eden sportif faaliyetlerde yarışmalarda performansı sonuna kadar koruyabilmek çok önemlidir. Maraton koşucularında olduğu gibi mesela. Başladığın gibi bitirebilmek yani. Savaş boyunca sana doğru hücum eden düşmana saatlerce ok atışı yapmak. Kulağa gerçekten çarpıcı geliyor. Ama benim için bir o kadar da merak uyandırıcı. Bu merakını birlikte yapacağımız bir testle giderebileceğimizi zannediyorum Can Bey. Yalnız bunu öngörülemez koşullarda ve büyük stres altında gerçekleştirdiğini de unutmayalım. Bu konuda da bir takım hazırlıklarım oldu.
Janvi ve Ferhat, Ebu Vakkas'ın Uhud Savaşı'nda yaşadıklarını bilimsel veriler üzerinden analiz edebilecekleri bir test tasarladılar. Atış alanında ekip hazırlıklarını bitirmek üzere. Janvi, bulunduğun pozisyonun dışına çıkmadan gördüğün sağda ve solda bulunan hareketli hedeflere okların bitene kadar atış yapacaksın. Sensörler vücut fonksiyonlarını eş zamanlı olarak takip etmemizi sağlayacak. Ayrıca testten daha gerçekçi reaksiyonlar alabilmek için olası çevresel faktörleri mümkün olduğunca yansıtmaya çalışacağız. Buradaki fan rüzgar etkisi yaratacak. Seni mümkün olduğunca zorlayarak o anı yaşamanı sağlamak istiyorum. Kum fırtınası çıkarmayacaksınız umarım. Merak etme. Tek yapman gereken konsantrasyonunu kaybetme, ok atışlarına devam et. Harika, başlayalım o zaman. Başlayalım. Ferhat ve ekibi teknolojik ölçüm ekipmanları, sensörler ve yüksek hızla çekim yapabilen kameralarla Janvi'nin atışlar sırasındaki vücut fonksiyonlarını gözlemlemeye çalışacak. Bu defa daha önce karşılaştıklarına benzemeyen bir dizi zorlukla yüzleşecek. Janvi, beden gücü, kuvvet devamlılığı, mental ve teknik yeteneklerinin sınanacağı bir meydan okumayla karşı karşıya. Laboratuvar ortamında kısa sürede sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Uhud Savaşı'ndaki performansını onda bir oranında ölçeklendireceğiz. Yani test süresince Janvi 100 atış yapacak. Böylece Janvi'nin atışlarından elde edeceğimiz veriler üzerinden Ebu Vakkas'ın akıllara durgunluk veren performansına dair bilgi edinme fırsatı yakalayacağız. Evet Ferhat, konuştuğumuz gibi 100 oku hedefe göndermeyi başardım. Gerçekten bir savaştan çıkmış gibiyim. Peki bu hocanın karşılığını alabilecek miyiz? Gerekli veri elde edebilmemizi sağladın mı? Atışlar sırasında yaşadığın tüm değişimleri görebiliyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki 40 kilogram çekiş gücünde bir yay kullanarak 100 atış yaptın. Bu da kaslarına toplamda 4 tonluk bir ağırlık bindiği anlamına gelir. Atışlarını 50'şerli iki periyoda ayırdık. İlk periyotta her bir oku atma süren ortalama 4.2 saniye. Buna karşılık son 50 atışında bu süre 5.8 saniyeye çıkmış. Yani %38 oranında bir zaman kaybın var. Bu noktada kuvvette devamlılık konusunda bir düşüş var. Muhtemelen 1000 atışa doğru bu süre daha da yükselecektir. Evet, hedefi bulma yüzdende de pozitif korelasyon söz konusu. Yani hızın azalırken isabet oranında düşmüş. İlk atışlarda %92 iken sonlara doğru bu oran %76 oldu. Son atışlarda yorgunluğum iyice arttı. Hedefi tutturmakta zorlanmaya başlamıştım. Zaten ikinci periyottaki nabız değerlerin de bu söylediklerin doğruluyor. Doğruyu söylemek gerekirse benim açımdan fazlasıyla yorucu bir test oldu. Hem bedenen hem mental olarak bir hayli yıpratıcıydı. Üzerime esen rüzgar atış keskinliğini etkilediği için bunu hesaba katarak atış yapmak zorunda kaldım. Hedeflerin hareketli olması ve aniden belirmesi bir süre sonra iyice yorucu olmaya başladı. Her an bir yerden bir hedefin çıkabileceği endişesiyle tam konsantrasyon beklemem gerekti. Bu da zihnen yorucuydu. Açıkçası ortaya çıkan sonuçtan gayet memnunum. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor ki gerçek bir savaşın tam ortasında ölümle burun burunayken böyle bir performansı sürdürebilmek bana çılgınca geliyor. Sa'd gibi kendisine adayan savaşçılar sayesinde İslamiyet çok kısa süre içinde Kuzey Afrika'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmayı başardı. Bu durum aynı zamanda Türklerin çok yakın bir gelecekte İslamiyet'le tanışacağının habercisiydi. İslam'ın halifeliğini 750 yılında Emevilerden devralan Abbasiler, yalnızca bir yıl sonra doğu sınırında büyük bir güçle savaşın eşiğine gelecekti.
Çin İmparatorluğu kendisine rakip olarak gördüğü Abbasileri durdurmak için harekete geçecekti. Temmuz 751. Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri yakınları. Savaşın 5. gününde Çin ordusu üstünlüğü ele geçirmişken beklenmedik bir durum yaşanıyor ve Türkler Abbasi saflarına geçiyor. Savaşın seyri bir anda değişiyor. Abbasiler Türklerin desteğiyle Çin ordusunu bozguna uğratıyor. Bu hem Türk hem de İslam tarihi açısından önemli sonuçlar doğuracak bir kırılma anıydı. Türkler Emevilerin ardından gelen Abbasiler ile birlikte Araplarla olan ilişkilerini gün geçtikçe geliştirdiler. Daha yakın bağlar kurdukça Müslümanların gaza anlayışının günlük yaşamlarının bir parçası olan savaşçılık olgusuyla benzerliğini fark etmekte gecikmediler. İslamiyet'in Türk kavimleri arasında hızla benimsenmesiyle ok ve yay da dini bir mahiyet kazanıp cennet menşeli bir silah olarak görünmeye başlandı. Peki Arap coğrafyası bu ilişkiden nasıl yararlandı? Onlar da bu birliktelikten epey faydalandılar. Daha önce Arap Yarımadası'nda tanınmayan Kompostia ile de bu sayede tanışmış oldular. Ve sanırım okçuluğunda en üstün formülle karşılaşmış oldular. Türkler İskitlerden bu yana Kompostia'yı mükemmelleştiriyorlardı. Arapların bu silahın gücünü görünce şaşırmış olmaları muhtemel. Onları şaşırtan bir diğer detay da Türklerin yayı kullanma tarzları olabilir. Arap coğrafyası ve Batı medeniyetleri Akdeniz tekniği dediğimiz üç parmak çekişi kullanırlardı. Türkler ise baş parmak çekişiyle atış yaparlardı. Bu sayede yayı daha önce hiç kimsenin kullanmadığı kadar hızlı kullanmayı başarmışlardı, öyle değil mi? Evet, Türklerin okçuluktaki başarısında kilit rol oynayan etkenlerden biri de baş parmak tekniği. Yani mandallama tekniği. Orta Doğu ve Batı'da kullanılan Akdeniz çekişine göre birçok avantaja sahip. Yay farklı coğrafyalarda farklı tekniklerle üretiliyordu. Bu farklılıklar doğal olarak atış stillerine de yansımıştı. Orta Asya kavimleri kompozit yaylarını kendilerine has baş parmak tekniğiyle kullanırken, Araplar Türklerle ilişkilerini geliştirene kadar yaylarını Romalılar ve Yunanlılar gibi Akdeniz çekişi adı verilen üç parmak tekniğiyle kullanıyorlardı. Peki baş parmak çekişi ile Akdeniz çekişi arasında ne gibi farklılıklar var? Araplar Türklerin yay kullanma stilinden neden bu kadar etkilenmişti? Temel prensipte geleneksel Türk okçuluğunun atış tekniği kirişin baş parmak yardımıyla çekilmesine dayanır. Bu çekiş tekniğinde baş parmak kirişin etrafında şu şekilde dolandırılır. Diğer parmaklarla el kilitlenerek çekiş kuvvetlendirilir. Bu hareketin Türk okçuluğu terminolojisindeki adına mandal denir. Mandal hareketi stabilizasyonu sağlar. Evet beyler, baş parmak çekişi mi, Akdeniz tekniği mi? Bildiğiniz gibi iki tekniğin de gezleme ve çekiş usulleri birbirinden çok farklı. Sizce hangi teknik daha kullanışlı? Baş parmak çekişinde parmaktan kurtulan kiriş, fizik kuralları gereğince sağa doğru dönme hareketi yapacağı için ok yayın sağına yerleştirilir. Sağdan beslendiği için de Akdeniz tekniğinin aksine daha hızlı gezleyebilirsiniz. Bu da size seri bir atış imkanı sağlar. Ayrıca baş parmak tekniğinde oku sabitlemek çok kolay. Hareket halindeyken keskin atışlar yapabilirsin. Bu yöntemle istediğiniz yöne dönüp yayın pozisyonu değiştirmeden tekrar atış yapabilirsiniz. Bununla birlikte sadece baş parmağını kullanıyor olmak okçu için bir dezavantaj değil midir? Yani savaş esnasında okçu parmağını kaybedebilir ki bu çok olası bir durum. Dolayısıyla bu teknikte bir daha atış yapamazsınız. Oysa Akdeniz tekniğinde işaret, orta ve yüzük parmağınızı kullandığınız için kimi parmaklarınızı kaybetseniz bile diğer parmaklarınızla hala ok atabilir ve savaşa devam edersiniz. Evet ama Akdeniz tekniğinde oku gezlerken çeşitli kazalar yaşayıp savaş dışı kalabilirsiniz. Ok gezlenirken kirişi ya da elini kesebilirsin. Bu teknikte kiriş serbest bırakıldıktan sonra yapacağı dönme hareketi sola doğru olduğundan ok kabzının soluna yerleştirilir. Ancak özellikle at üzerinde bu durum sorun oluşturur. Türklerin kullandığı baş parmak çekişinde ise ok mandal tekniğiyle stabilize edildiği için at üzerindeki titreşimlerden daha az etkilenir. Bu da daha isabetli atışlar yapmanıza olanak sağlar, değil mi? Peki Türklerde baş parmak çekişinin bu kadar gelişmesindeki en büyük dinamiğin at olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Türkler savaş alanlarına atları sürebilmek için yayın tutuşunda farklı bir yol izlediler. İşte tam bu noktada baş parmak tekniği ortaya çıkıyor.
İki tekniğin at üzerinde farkını gözlemleyerek aklımızdaki sorulara daha net cevaplar bulabiliriz. Kısa ve güçlü kompozit yayların icadında olduğu gibi başparmak tekniğinin keşfi de Türklerin atlı yaşam kültürlerine dayandırılır. At üzerinde yemek yiyip uyuyan Türkler av ve savaş sırasında bu teknik sayesinde imkansız denilebilecek ok atışları yapabiliyordu. Jambi, Türk okçularının kullandığı başparmak tekniğiyle Akdeniz çekişini at üstünde karşılaştırmak üzere Ferhat'la birlikte parkurdu. Jambi'nin atışlara başladığı andan itibaren yüksek kare kayıt yapabilen kameralarla hareketlerini yakından gözlemleyeceğiz. Bu esnada geçen süreyi ve isabet oranlarını da takip ederek iki atış tarzını karşılaştıracağız. Bakalım hangi teknik at üzerinde daha başarılı olacak? Jambi önce Akdeniz tekniğiyle parkurda dizili 3 hedefi vurmaya çalışacak. Üzerinde Akdeniz tekniğiyle ilk defa atış yaptım. Hareket halindeyken bu şekilde atış yapmak başlı başına bir zorluktur. Bunun için yayınıza sonuna kadar hakim olmanız gerekir. Açıkçası Akdeniz tekniğinde bu pek mümkün değil. Ben de parkura çıktığım andan itibaren okum yayım üzerinde yukarı aşağı zıplayıp durdu. İlk hedefi bu yüzden pas geçmek zorunda kaldım. İkinci ve üçüncü hedeflere atış yaptıysam da gezlemek gerçekten çok zordu. Baş parmak çekişinde ise okum yayımla bir bütün halindeydi. İstediğim yöne rahatlıkla çevirebildim ve at üzerinde sarsıntılardan da minimum düzeyde etkilendim. Jambi başparmak tekniğiyle Ferhat'ın 15 metre arayla hazırladığı bütün hedeflerini zorlanmadan vurmayı başardı. Yayına ve atına hakimiyeti Akdeniz tarzına oranla daha iyiydi. Evet Ferhat, testin galiba ortada. Evet, Akdeniz tekniğiyle 2 isabetim var. Başparmak atışındaysa 3'te 3 yaptın. Atış hızlarına baktığımızda da durum pek değişmedi. Jambi, Akdeniz atışıyla okunu tirkeşten alıp hedefe gönderdiğin ana kadar geçen süre 6 saniye. Türklere özgü başparmak çekişinde ise bu süre 4 saniye. Yani senin de dediğin gibi testin galibi başparmak çekişi. Türkler için okun hedefe ulaşmasının şansa bırakılması söz konusu bile değildi. Bozkır'ın güçlü savaşçıları geliştirdikleri başparmak çekişiyle atıcılıklarını mükemmelleştirirken atlı okçuluğun sağladığı bütün avantajlardan da sonuna kadar faydalanıyorlardı. Talas Savaşı ile başlayan süreçte İslamiyet'i ilk kabul eden Türk kavimlerinden biri de Selçuklulardı. 1040 yılında kurulan Selçuklu İmparatorluğu, kökleri Orta Asya'ya uzanan binicilik ve okçuluk kültürlerini İslam bayrağı altında da yaşatmaya devam edeceklerdi. Ermenistan'da bulunan bu rölyefte bir Selçuklu okçusunun part atışı tasvir ediliyor. At üzerinde geriye dönerek atış yapabilmek ancak Asya milletlerine mahsus başparmak çekişiyle mümkün olabiliyordu. Anlaşılan Selçuklular bu tekniğin avantajlarını kullanan atlı okçuları sayesinde Türklerin tarih serüveninde yeni bir pencere açmaya kararlıydı. Aklıma takılan bir konu daha var. Başparmak çekişi Akdeniz çekişine göre daha yüksek sayıda ve daha keskin atışlar vaat ediyor. Peki atışların gücü? İki teknik arasında okun hızı ile ilgili bir fark var mı? Başparmak bırakışında ok gövdesindeki bükülme Akdeniz bırakışına göre daha az olduğu için enerji kaybı azalır ve daha yüksek çıkış hızları elde edilebilir. Teoride böyle. Peki bunu kanıtlayabilir miyiz? Farkı tespit etmek için okun çıkış hızını ölçerek yarattığı kinetik enerji değerini hesaplayabiliriz. Bu sayede iki teknik arasında nasıl bir fark var bilimsel olarak da göstermiş oluruz. Jambi, aynı hedeflere önce Akdeniz tekniğini, sonra başparmak çekişini kullanarak birer ok atacak. Farkı kesin olarak saptayabilmek için dikkat etmeleri gereken bir nokta var. Aynı ağırlık ve özellikteki okları aynı yayla atmak. Bu testimizde okun yaydan ilk çıkış anındaki süratini ölçerek iki teknik arasındaki hız farkını bilimsel olarak kanıtlamak istiyoruz. Hedefe yerleştirdiğimiz farklı kalınlıklardaki cam levhalarsa bu hız farkını görselleştirecek. Ekip 3 milimetreden 8 milimetreye kadar farklı kalınlıklarda arka arkaya dizilmiş 5 adet cam levhayı yerine yerleştiriyor.
Lazer hız tespit cihazlarıyla atışların sürati tespit edilebilecek. İlk deneme Akdeniz çekişi. Evet Farhat, ortalığı biraz batırdım gibi. Hızımız nedir? Can Bey, Okunyay'dan ilk çıkış anındaki hızı 153 kilometre. Bu da demek oluyor ki hedefe ilk temas anında 72 jüllük bir darbe yaratmış. Harika. İstersen vakit kaybetmeden diğer atışa geçelim. Geçelim. Can Bey, Akdeniz tekniğiyle yaptığı atışında 5 cam levhadan 3'ünü geçmeyi başardı. Şimdi sıra baş parmak çekişiyle yapacağı atışta. Evet, hedefleri geçmeyi başardım. Baş parmak çekişi nasıl bir fark yarattı? Canbi, ilk atışta okunun hızı 153 kilometre olarak gerçekleşmişti. İkinci atışta ise ulaştığın hız 162 kilometre. Aralarındaki farka baktığımızda baş parmak çekişinde okun yaydan çıkış hızında %6.2'lik bir artış elde etmişiz. Peki atışların hedef üzerinde yarattığı enerji farkı nedir? Hesaplamaların bu hız farkının iki atış arasında %12 oranında darp gücünü artırdığını gösteriyor. Küçük farkların bile ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi belirlediği gerçek savaş şartlarında çok ciddi bir fark. Kesinlikle. Can Bey, Akdeniz çekişiyle yaptığı atışta 3 cam levhayı delip geçmeyi başarmıştı. Baş parmak çekişiyle attığı oksa 5 camı birden geçerek darp gücünde büyük bir fark yarattı. Aslında kirişten çıkan ok düz bir şekilde ilerlemez. Okun ucu ağır olduğu için eylemsizlik kanunu gereği sabit kalma eğilimi gösterir. Tıpkı aniden hızını arttıran bir arabada geriye yaslanmak zorunda oluşunuz gibi. Arkadan gelen itme kuvvetiyle birlikte ok bükülmeye başlar. Bu bükülme ne kadar fazla olursa ok o kadar yavaş ilerler. Akdeniz tekniğinde bükülme fazla olduğu için baş parmak bırakışına göre ok daha yavaştır. Tarihi görsellere baktığımızda Türklere has baş parmak çekişini net bir şekilde görmek mümkün. Görselleri daha yakından incelediğimizde ise okçuların bu atış tekniğini uygulamak için yüzüğe benzer bir aparat kullandığı dikkatimizi çekiyor. Çizimlerde bile unutulmayan bu aparatın adı zihgir. Can Bey, İbrahim'in atölyesinde Türk okçularının alameti farikası olan zihgir yapımının inceliklerini keşfediyor. İbrahim, Türk okçularının olmazsa olmaz ekipmanlarından biri de zihgirdi değil mi? Boyutlarına bakınca ne kadar da önemsiz görünüyor. Evet, ama baş parmak tekniğinde zihgir olmadan ard arda atış yapmak pek mümkün değil. Çünkü bir süre sonra kiriş parmağınızı kesebilir ve bu da ciddi yaralanmalara sebep olur. Konforlu bir atış için elzem görünüyor. Biz boynuzdan yapıyoruz. Peki başka hangi malzemelerden yapılabiliyor? Aklına gelebilecek her türlü malzemeden olur. Ağaç, boynuz, fil dişi, kemik, plastik, deri, metal. Önemli olan parmak boğumuna tam olarak oturması. Asıl ismi zehgir olan bu aparat, Farsça'da kiriş ve çeken sözcüklerinden oluşan bileşik bir kelimedir. Bunlardan Göktürklere ve daha sonra Selçuklulara geçen zihgir, Türk okçuları için bir malzeme ya da aracın ötesinde anlamlar taşıdı. Her birinin kendi ruhu ve uğru olduğuna inanılan zihgir, zamanla günlük kullanımın ötesine geçerek sosyal hayattaki yerini aldı. Kemankeşler zihgirlerini her daim yanlarında taşıyarak ona bir anlamda yeni bir mana yüklediler.
Asya ve Orta Doğu okçuluğunu Batılı okçuluk ekolünden ayıran en önemli özellik yay çilesinin baş parmakla çekilip bırakılmasıdır. Baş parmağa bu şekilde takılan zikir çevrilerek parmak boğumları arasına kilitlenir ve bu sayede hareket etmesi engellenmiş olur. Okçu atışlarını bitirdikten sonra şu şekilde çevirerek onu bir aksesuar olarak kullanmaya devam ederdi. Kemankeşler kendisinden bir parça olarak benimsediği zikirlerini baş parmaklarında takılı vaziyette taşırlardı. Orta Asya bozkırlarında kazandıkları okçuluk ve binicilik becerilerini zihkir ve baş parmak çekişi gibi parlak fikirlerle geliştiren Türkler çok kısa sürede İslam ordularının önderliğini üstlenecekti. 1071 Malazgirt Savaşı'nda 200 bin kişilik Bizans ordusunun bozguna uğratılmasını sağlayan da Türklerin karşı konulamaz savaş taktikleriydi. 26 Ağustos 1071 Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birinin yaşandığı ve Anadolu'nun kaderinin belirlendiği Malazgirt Ovası. Bir tarafta Sultan Alparslan'ın önderliğinde çoğu at sırtındaki yaklaşık 50 bin Türkmen'den oluşan Selçuklu ordusu, karşılarındaysa Roman Diyojen'in büyük kısmı paralı askerlerden oluşan 200 bin kişilik heybetli Bizans kuvvetleri var. O gün savaş alanında bulunan bütün Bizans askerleri az sayıdaki Selçuklu ordusuna karşı kesin bir zafer kazanacaklarından emindi. Ancak Sultan Alparslan'ın atlı okçularına güveni tamdı ve uyguladığı kusursuz savaş taktiğiyle Bizans ordusunu mağlup etmeyi başardı. Türklerin kendilerinden 4 kat kalabalık ve teçhizat bakımından çok üstün Doğu Roma ordusunu nasıl mağlup ettiklerine dair çeşitli teoriler var. Bunlardan akla en yatkın olanı şüphesiz Türklerin efsanevi ok yağmuru. Tarihi kaynaklarda Tilbaran olarak geçen ok yağmuru Türk savaş stratejisinin önemli bir parçasıydı. Durmaksızın üst üste atılan oklar uzun mesafede geniş bir hat çizerek ilerler ve bitişik nizam hareket eden düşman üzerine yağardı. Türkler ok yağmuruna başladıklarında gündüz adeta geceye dönerdi. Janbi ve Ferhat sayıca Selçuklulardan üstün olan Bizans kuvvetlerinin Malazgirt Savaşı'nda karşılaştığı manzarayı daha iyi anlayabilmek için bir deney yapacaklar. Arkadaşlar merhaba. Birazdan sizlerin de yardımıyla tarihte Türk okçularının birçok savaşta başarıyla uyguladığı bir taktiği gerçekleştirmeyi deneyeceğiz. Hep birlikte ve aynı anda ileride işaretli alan içerisinde görmüş olduğunuz hedeflere doğru atışlar yapacağız. Yalnız dikkat etmemiz gereken birkaç detay var. Ferhat. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık 100 metre uzaklıktaki hedeflere doğru 1 dakika boyunca ok yağdırmamız gerekiyor. Amacımız bu süre içerisinde kesintisiz bir ok yağmuru oluşturarak hedeflere mümkün olduğunca fazla hasar vermek. Bunun için atışlarımızı zikir kullanarak ve hepinizin çok iyi bildiği baş parmak tekniğiyle yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kolay gelsin. İşaretimle ok gezle. Süre sona erdi. Malazgirt Savaşı'nın yalnızca 1 dakikalık simülasyonunda okçu birliği hedeflerin çoğunu vurmayı başardı. Janbi, 7 kişiden oluşan okçu birliğimiz 1 dakikalık süre içerisinde yaklaşık olarak 84 ok atışı yaptı. Yani bu da her bir okçu için ortalama 12 ok atışı. Bildiğim kadarıyla sıradan bir Selçuklu okçusu bile dakikada en az 20 ok atışı yapabiliyordu. Biz buna ulaşamamış olsak bile karşımızdaki bu manzara Türk okçularının yaratabileceği dehşeti görmek için gayet yeterli. 7 kişilik okçu birliğimizin yaptığı atışlar sonucunda 20 metrekare genişliğindeki işaretlenmiş alan içine
tam olarak 84 ok isabet etti. Yani yaklaşık olarak metrekareye 4 ok. Zihkir ve başparmak tutuşunun getirdiği avantajla okları daha hızlı gezlemek ve seri atışlar yapabilmek mümkün. Bu sayede yorulmadan peş peşe, dahası hata yapmadan atış yapabiliyorsunuz. Bugün burada yalnızca 7 kişiyle birlikte 1 dakika boyunca atış yaptık. Bu manzaraya daha yakından bakıp yaklaşık 10 bin Selçuklu okçusunun 3 saat boyunca aynı anda sizin bulunduğunuz yere doğru ok attığını hayal edin. İşte bu Türk okçusunun gücüydü. Aslında Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların gerçekleştirdiği ok yağmuru saldırısının başarılı olmasının arkasında yatan tek sebep ordudaki okçu birliğinin kalabalık olması değildi. Onlar aynı zamanda inanılmaz hızlarda seri ok atışı yapabiliyorlardı. Türklerin bir dakikada tam 20 ok atabildikleri söylenir. Çocukluğundan itibaren yoğun çalışmalar yapan ve yetenekleriyle ön plana çıkan savaşçılar için bu sayı 30'a kadar yükselebilmekteydi. Tarihi kaynaklarda o gün Malazgirt Ovası'nda yatan ölü Bizans askerleri bedenlerine saplanan sayısız ok nedeniyle kirpiye benzetilmişti. Türk okçuları inanılmaz atış hızlarına sahipti. Bunun sırrı yine başparmak tekniğinde gizli. Bu teknikte kirişi çekmek için başparmağınız yeterliydi. Dolayısıyla diğer parmaklarınızın arasında ok alabiliyordunuz. Tarihi tasvirlerde de görülen bu teknikle Selçuklu okçularının 10 saniyede 4 ok atışı yapabildikleri söylenir. Namlu gerisinden beslenen ateşli silahlara dek bu inanılmaz bir atış hızıydı. Böyle seri atışlar yapabilmek yakın mesafede bile ok ve yayı çok etkili olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Janbi şimdi Selçuklu okçularının hızlı ok gezleme yöntemlerini kullanarak yaklaşık 20 metreden kendisine doğru harekete geçecek hedefi etkisiz hale getirmeye çalışacak. Çok hızlı olmalı. Tebrikler Canbi. 3'te 2. Bu saldırganı indirmek için yeterliydi sanırım. Muhtemelen. Mustafa, zamanlamam nasıldı? Hedef atış noktasına 20 metre mesafeden 4 metre bölü saniye hızla harekete geçti. Yani 5 saniye içinde 2 isabetli atış. Çok iyi. 3. okumu gezlemem muhtemelen daha fazla vakit alacaktı ve avlanacaktım. Ama bu yine de bir Selçuklu okçusunun hızına çok yakın. Türklerin Tiri Baran olarak anılan ok yağmuruna gereken cevabı veremeyen Roman Diyojen'in görkemli ordusu Malazgirt Ovası'nda ağır bir yenilgi aldı. Selçuklu İmparatorluğu okçularının avantajıyla kurulduktan yalnızca 31 yıl sonra Sultan Alparslan'ın önderliğinde Bizans İmparatorluğu'nu mağlup ederek Anadolu'yu yurt haline getirmeyi başarmıştı. Ancak Asyalı göçebe savaşçıların gelecek bin yıla damga vuracak olan medeniyet hikayesi henüz çok başında yine Asya steplerinden gelen yıkıcı bir gücün tehdidi altındaydı. Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu çok hızlı şekilde sınırlarını genişletiyordu. Yeni komşusu Memlükler büyük bir tehdit altındaydı. Moğollar kendi dönemlerinde dünyanın en başarılı askeri birliğiydi ve önlerinde hiçbir güç duramıyordu. Doğudan tozu dumana katarak gelip Abbasi halifeliğine son veren ve Anadolu Selçukluları yıkıma sürükleyen Moğolları Mısır'a ulaştıklarında karşılayan Memlüklüler Türk İslam dünyasının son umuduydu. Memlük kelimesi Arapça hizmet eden anlamına gelir. Genellikle Kafkasya ve Orta Asya'dan gelen ve Müslüman ordularda asker olarak yetiştirilen Türklerden oluşan Memlükler İslam dünyasının gladyatörleriydi. Memlükler profesyonel asker olarak İslam toplumuna girdiler. Savaşçı yetenekleri sayesinde zamanla güçlenerek iktidarı ele geçirebilecek oligarşik bir güç haline geldiler. Bu yetenekleri onları aynı ucalıkta Moğollarla karşı karşıya getirdi. 3 Eylül 1260. Ayn Calut. Moğollar yıllardır alışılagelmiş zaferlerinden birini daha kazanmak için hazırlardı. Türkler bu yenilmez orduyu püskürtmek için yine en iyi bildikleri şeye başvuracaklardı.
Memlüklerin yüzyıllar süren hakimiyetlerinin dayanak noktası okçuluğa getirdikleri yenilikçi fikirleri ve askeri eğitimlerindeki başarılarıydı. Pek çok devlette olduğu gibi askeri eğitim çok küçük yaştan itibaren başlardı. Ancak Memlükler bunu akademik bir zemine oturtmuş ve bir ekole dönüştürmeyi başarmışlardı. Memlüklerin kaleme aldığı Kitab-ı İlm-i Nusab bugün okçuluk literatüründe tüm dünyanın kabul ettiği en önemli eserlerden birisidir. Memlükler, ok ve yay denildiğinde akla gelen en önemli devletlerden biri. Kesinlikle Memlükler kompozit yayla o kadar haşır neşir olmuşlar ki kullanıldığı yere ve çeşidine göre yaylara isim vermişler. Elimizdeki yazılı kaynaklarda 100'den fazla yay ismi olduğunu biliyoruz. Yay dışında kullandıkları sıra dışı ok uçlarıyla da meşhurlardı. Burada gördüğün temrenlerin hepsi onlara has tasarımlar. En enteresanlarından biri bu, kesici ok ucu. Bu kesici ok uçları ile düşman gemilerine yaklaşmak için yelkenlerin bağlandığı halatları keserek geminin hızını düşürüyorlardı. Memlüklerin gerçekten okçuluk konusunda daha yani fikirleri var. Ancak benim için en dehşet verici olanı bu, yangın ok. Bu yangın okları ile onlarca metre uzaklıktan bir yerleşim yerini yok etmeniz veya kaleyi almanız mümkün olabilir. Üstelik hiç kayıp yaşamadan 50 ya da 100 okçunun aynı anda yangın oku fırlattığını düşünsene. Yangın yayıldığı andan itibaren başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Kalenin kapıları kendiliğinden açılacaktır. Peki bu okların yapısı sıradan oklardan farklıydı mutlaka. Evet, bu ok gövdelerinde huş ve sarı çam kullanılırdı. Tutuşturucu kısmı 5 santimetre, toplam uzunlukları ise yaklaşık 75 santimetre olurdu. Ayrıca bu okları kafes kullanmadan atmak aerodinamiği bozacaktır. Dolayısıyla bunu kullanarak atıyorlardı. Tabii sadece aerodinamiği bozmakla kalmıyor, tutuşturucu kısmın havada dağılmasına da sebep oluyor. Peki tutuşturucu madde içeriği çok basit. Evet, kükürt, keten ve zift. Bu kadar. Yapımı gayet kolay. Bu da onu daha da tehlikeli yapıyor. Peki biz bunlardan atölyede üretebilir miyiz? Hemen. Jambi ve İbrahim, Memlük yangın okunun imalatı için atölyede hazırlıklara başladı. Yangın okunu hazırlamak için demirin uygun sıcaklığa gelmesini bekliyorum. Ardından tezgahın üzerine alıp işleyeceğiz. Yangın okları aslında Memlüklerden de önce 9. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan oldukça tehlikeli bir ok türüydü. Ancak Memlükler yangın okunu savaş alanında en etkili kullanan milletlerden biriydi ve doğal olarak bu okun üretiminde oldukça başarılılardı. İbrahim de Türklerin üretim metodlarına sadık kalarak tek parça demirden yangın oku üretecek. Şekil verirken dikkat etmesi gereken en önemli detay demiri işlenebilecek sıcaklıkta tutmak olacak. Aksi halde yanıcı maddelerin içine konduğu kafes yapısını oluştururken ek yerlerini kırabilir. İbrahim'in okun ucunu da olabildiğince sivri tutması lazım. Zaten ağır olan yangın oku uçlarının havanın sürtünme kuvvetinden en az oranda etkilenmesi ve aerodinamik açıdan sorun çıkarmaması bu tasarıma bağlı. Memlükler askeri tecrübelerini kullanarak yay teknolojisine katkı vermeyi başardılar. Özellikle ok uçları konusunda ortaya koydukları katkılar muazzam. Birçok farklı durum için kendilerine has çözümler getirmeleri, okçuluğa verdikleri özeni kanıtlar nitelikte. Kesici oklar, yangın okları, zırh delmek için geliştirdikleri pek çok temren. Hepsi Memlük okçuluğunun döneminin çok çok ötesinde olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Memlüklü askerlerin yaylarından çıkan bir oktan çok daha fazlasıydı. Jambi, yüzyıllar boyunca Memlük okçularının düşmanlarına korku salan yangın okunu denemek için atış alanındaki yerini aldı. Ferhat, test için gerekli bilgileri Jambi'ye aktarıyor. Jambi, İbrahim'le beraber atölyede imal ettiğiniz yangın oklarını denemek için buradayız. Hedefimizde samanlarla çevrili ahşap bir kulübe var. Hazırlamış olduğumuz özel karışımla tutuşturduğumuz oklarla bu kulübede yangın çıkarmaya çalışacağız. Denemek için hazır mısın? Açıkçası denemek için sabırsızlanıyorum.
yüzyıllarca özellikle kuşatmalarda kale içindeki halka ya da düşman ordularına dehşet saçmış bu okları oldum olası merak etmişimdir. Yalnız burada dikkat etmen gereken bir konu da okun ağırlığı. Çünkü sıradan temrene göre daha büyük ve ağır olduğu için doğru açıyı bulabilmen biraz zamanını alabilir. Bunun için galiba birkaç deneme atışı yapmam gerekecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Ağır temrenler kullanırken daha hafif okuşlarına nazaran doğru açıyı yakalamak çok zor. Bu yüzden ben de birkaç deneme atışı yapmak zorunda kaldım. Şuna bakın. Bu yalnızca bir okun sebep olduğu bir dehşet. Bir de yüzlerce yangın okunun düşman hatlarında yaratabileceği kaosu düşünün. Savaşın o bütün kargaşası esnasında böyle bir yangını söndürebilmek hiç de kolay değil. Memlükler, dahiyane yöntemlerle geliştirdikleri savaş taktikleriyle Aynıcalı Savaşı'nda Moğolları şaşkına uğrattılar. Cephe gerisine attıkları yangın okları, Moğol hatlarına kaosu sürükleyerek yenilmez görülen Hülagü'nün ordusunu bozguna uğratmada çok önemli bir paya sahip oldu. Aynıcalut Savaşı'nda Moğollar darmadağın edildi ve dünyaya büyük bir şok dalgası yayıldı. O zamana kadar hiç kimse Moğolların durdurulabileceğini tahmin bile edemezdi. Bu öylesine önemli bir zaferdi ki İslam tarihçisi Nazır Ahmet Moğol tehdidini anlatmak için İslam dünyası yok olma tehlikesiyle burun burunaydı ifadesini kullanmıştı. Ele geçirdikleri bütün toprakları kan ve ateşe boğan Moğol ordusunun yenilmez oldukları inancı Memlük oklarının gölgesi altında kökten yıkılmıştı. Moğolların durdurulmasıyla İslam dünyası yok olmanın eşiğinden dönmüştü. Hatta bazı tarihçilere göre Kuzey Afrika, İspanya ve oradan da Orta Avrupa'ya uzanacak Moğol işgali de engellenmişti. Memlükler okçuluk konusunda orduda oluşturdukları sistematik eğitim sayesinde dönemin en büyük siyasi ve askeri güçlerine karşı büyük başarılar elde etmişti. Ayrıca okçuluğa kazandırdıkları yeni teknikler sayesinde Osmanlı Devleti'ne de ciddi bir miras bıraktılar. Okun siyasi, askeri ve sosyal alandaki etkileri bu dönemde daha görünür hale geldi. 10. asırdan itibaren kitleler halinde Müslümanlığı seçen Türkler, İslam'ın öğretilerini Türk kimliğiyle bütünleştirmiş, kadim savaş becerileri ve ustaca kullandıkları yaylarıyla profesyonel asker olarak girdikleri İslam dünyasında kısa sürede siyasi lider haline gelmişti. Bir sonraki bölümde Selçuklular ve Memlüklerle yükselip Orta Çağ'a damga vuran bu yeni devlet geleneğinin gelecek çağda Osmanlılarla birlikte bir cihan imparatorluğuna dönüşmesine şahitlik edeceğiz. O zamana kadar gözünüz hedefte olsun.